Sevgili arkadaşlar, an itibariyle Bolu'ya geldik. Kime ne? Öğretemedim. Kim ulan besler? Kabul etmiyorum. En azından şu kime ulan besler. Lan beş. Abi bağıramayacaksan falan yapma bu işi yani. Bu işi ne yapan kardeşlerimiz var. Millet burada oturuyor, önlerinde dans mans edip utandırıyorlar. Ya yeni medya. Sizler yeni medyaydınız hayatım. Böyle mi olacaktı? Ya Bolu Belediyesi'nin orada da Okan Bölgen taklidi yapma Ya. Tamam, özür dilerim ya. Nasılsın? Patron, Bolu'dayız. O çok beklenen sokak lezzetlerine Antep, Urfa, Mardin, Eskişehir ve Bolu'ya geldik. Yalan yok. Bolu'nun kendi halkı az önce bize dedi ki Bolu'da... Gaddar, cani, canlılara zarar veren pis arayı adam. Arayı CGI ile kaybedeceğiz. Ana kurum arası. Böyle kapatsam lan. Dur. Dediler ki Bolu'da öyle bir sokak lezzeti falan yok ki. Ne ara geldin esnafla kaynaştın? Esnafla değil. Halk lan halk. O zaman önce bir lezzet durağımız kubbe altına gidiyoruz değil mi patron? Evet. Hadi bir kubbe altına gidelim. Kadir Hoca geçtik. Ne giriyorsun oğlum? Yo Erkan Can, nasıl gireceğim onu bekliyorum. Girdik zaten. Bir şehirde gözleme yemeye gittiysek biz artık olmuşuz demektir bence. Ne diyorsun? İlk gözlememiz mi bu? İlk gözleme. Daha önce hiçbir şehirde gözleme yemedik. Meryem Hanım, kubbe altına geldik. Çok uzun bir yoldan geldik. Ağrı'dan geldik bugün. Yol yorgunuz ve çok açız. Neden gülüyorsunuz? Ben gülüyor muyum hiç? Bakayım, bence gülmek üzeresiniz. Pekala, tamam. Arkadaşım da çok aç. Kubbe altına gelmişken Bolu'da ne yiyoruz? Ne yiyorsunuz? Patlıcanlı, kıymalı, yoğurtlu gözleme yiyorsunuz. Ama hiç sormadınız patlıcan sever misiniz diye. Sevmiyorsan tavuklu mantarlı da var. Aa, tavuklu mantarlı. Bir gözleme için fazla iddialı. Peki menünüzdeki bu Malazgirt konsepti tam olarak neden? Yani Anadolu'nun kapıları açılıyor gibi bir şey mi temsil ediyor yoksa yalnızca menü mü? Bu ayrandan var mı? Var, olmaz mı? Ayran mı? Ayran. Pekala, gözlemelerimizi söyledik. Yanı altı şu kubbe altı ayranı söylüyoruz. Doğru mudur? Evet. Kral, bence bir kıymalı, bir kaşarlı yiyebiliriz. Tamam. Bir dakkuyoza istedik. Evet. Üzerine çikolatalı, cevizli bir katmer. Sıkıntı. Emin miyiz? Evet. Pekala. Aa, tavuk kaşar da enteresan duruyor. Ispanaklı kıymalı. Siz ıspanağı bir ısrarla vermek istiyorsunuz. Ben İlk defa söyledim ıspanağı. Daha önce ne dediniz? Patlıcan kıymalı. Patlıcan dediniz. Sizi sınadım. Bakayım göreye ne kadar hakimsiniz diye. O zaman hepsinden mix seçmeye gerek yok. Ama önden şu kubbe altı ayran gelsin. Hemen gönderiyorum. Ama önce siz ne zaman doyacaksın? Ne zaman? Asıl soru. Ne zaman doyacağım? Yemek sepeti yanında. Çok acıktım ya. Hocam her sokak lezzetine aç geliyoruz ya. Kan şekeri falan düştü. Kan şekeri var mı? Ya. Ablacığım kolay gelsin. Her şeyin dışına çıktım da ben. Çok garip hissediyorum kendimi. Ben gördüğüm en köpüklü ayran bu galiba bugüne kadar. Bu köpük biraz abartı değil mi? Normalde böyle servis. Buyurun geçin siz. Bu sizlere de afiyet olsun. Standardı mı bu? Standardı öyle. Ya şey gibi yani böyle bir aqua parkın köpük partisi kadar çok köpük var burada ama. Helal olsun, eliniz bol. Oh! Görkem sen de içsene ya. Vallahi midemden geçmiyor. Ulan nasıl adamsın be? Yine gönlüm. Kaç. Meryem Hanım, burası eskiden hamam mıydı? Evet. Hadi ya. Kısmı kullanılıyor. Buradan sonra sizi hamama alabiliriz. Yan taraf erkekler hamamı. Ciddi misiniz? Evet. 1389 yılında Yıldırım Beyazıt tarafından yaptırılmış bir yer. O yüzden küçük. Herhangi bir açılma yapamıyoruz. Meryem gerçekten faal bir hamam var mı içeride? Evet. Nasıl? Ama girişi buradan değil, yan taraftan. Burası Bolu'nun gizli kalsın alenen. Gözleme niye hamama geç? Ne diyorsun buradan? Hayır yani mevzu nasıl? Burası da hamamdı. Buradan çıkıp size böyle keseye köpeği alabiliriz yani direkt. Vale var mı orada? Full köpük çalışıyorsunuz. Arkadaşlar açız diyoruz. Delireceğiz. Bak yine garip garip şeyler geliyor. Kral tütsülük. Bu ne külçe aldın mı? Çatal hocam bıçak. Kıymet eşyalı, burada patlıcan. Bu patlıcanlı, bu da kıymet eşyalı. Bunu da söyle hocam. Yiyelim mi artık müsaadenle? Dur bakayım. Var mı müsaade? Ha bu iPhone için getirilmiş. Hadi bismillah. Direkt tuzmuş. Ben değirmen zannettim. Bu üstünde mantılarda da bulunan şey. Tereyağında yakılıyordu. Yok değil. Yıldırım Bayezid geldi galiba. Kafa yapan yoğurtlu mantı güzel. Mantı değil bu. Yanlış anma bunu. Bu da gözleme değil biraz mi? Biraz kaşıkla yiyen ilk misafirlerimizin. Bu kaşıkla ne içildi? Ondan hamama gidilecek. İnce mesaj. Bu neydi peki? O keşi cevizi köy katmeri. Böyle yöresel bir şey sorunca. Evet, Bolu yöresine ait. Ya bunu kavama koyayım isterseniz. Yok şöyle dursun ben hallederim. Evet. Hiç sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Bir sonra Meryem Hanım. Yerleştirsek acaba?
yok Meryem Hanım, yok artık. Bana sor. Abi bu kıyma, bu yoğurt. Bu lakarda mı? Allah! Allah! Bak şu soğumadan. Bu neydi? Çikolatalı katmer, çikolata ceviz. Onu en son ye. O, olur mu ya bir tane yoğurtlu, bir tane çikolatalı falan? Bir burayı... Kime? Ne? Wow! Wow, bolu tahliye. Ağzı yandı. Yoğurdu da üflüyor. Artık. Bunu anlatacağım İstanbul'a döndüğümde. Bolu'da, meydanda ağzım yandı ve biri güldü diyeceğim. Çok lezzetli. Elinize kolunuza sağlık. Ben de normalde bu şehir dışı gezmelerinde başladı. Tatlı ve ana yemeği aynı anda yiyebiliyorum. Normalde yemek tatlı yapardım. Mesela katmerli bir şey yiyip sonra tekrardan göz yemeğe dönebiliyorum. Seçilmiş kişi olabilir misin acaba? Bilmiyorum. Benim o anonsu yapmam lazım. Lezzet durağımız kaldığı yerden devam edecek. Kubbe altında mesela... O soru mu? O soru. Bu gözleme ne kadar Meryem Hanım? Kubbe altında o gözleme 55 TL. Bu 55 TL. Evet. Peki ya bu? O da aynı. Peki ya bu? Kopya çekim ne kadar gençler? Peki ya bu? Aa, şu katmerli olan fiyatı ne? Katmerli o da 55 TL. Teşekkür ederiz. Ne kadar iyisiniz. Siz galiba akrep ya da balık olabilir misiniz? Değil, ikizler. Yükselen? Onu bilmiyorum ya. Az önce söyledim zaten. Akrep ya da balık. Olabilir. Oğluşum doydun mu? Kalkalım mı annem? Hadi buradan Hacıoğlu'na, top havuzuna. Sevgili arkadaşlar, buradan durağımız Cem Hocam nerede? Mercanlı. Merkür Retrosu. Dur lan dur. Mercanlık Restoran. Mercani Restoran. Harf alayım. Mercani Restoran. Mercani Restoran. Meryem Hanım siz sabit kalın. Biz buradan kalkmadan ışınlanıyoruz. Kirveler gezelim gömelim konseptimizde şu an itibariyle Mercani Restoran'da Bolu'da yol üstünde çok enteresan bir restorandayız. Önümüzdeki farklı lezzetleri bilmediğimizden dolayı bize ta uzaklardan gelen ve yardımda bulunmak isteyen sevgili Ahmet Bey alkışlarla buraya davet ben ediyorum. Ahmet Bey'i bir şarkıyla davet etmek istiyorum. Hangisi? Gel yarim o sevdalım o. Evet hoş geldiniz. Sultanım hocam nasılsınız? Mercanim o. Sağ olun sizler de iyisiniz. Arabada 15 şaka bunu mu düşünürsen? Bir tane şaka yapacağım onu da ya ben Bolu bardağı yiyeceğim. Pekala. Hocam ne yiyoruz? Şimdi Bolu'muz aşçılarıyla ünlü bir şehir. Lezzetlerimiz dillerde ve damakta her daim ön planda olan yemekler. Başlangıcımızda keşi cevizli eriştemiz var. Kemik sulu, dana kavurumuz var. Keş, bunu yine yedik. Keş, Bolu'da. Çok kullanılır. Aslında köylerimizde çok geçmişten beri bizim mutfağımızda olan bir ürün. Kurutulmuş yoğurttur bu. Ama serzenişinden anladığımız üzere Bolu aş değil, aşçı yetiştirmiş galiba. Aynen öyle. Bolu. Arkada duyduğun bilgileri bu satma be. Daha yeni öğrendim. Belediye başkanı bana bir plaket mileket bir şey bence lazım şu an. Evet. O bir dakika. Kuyruk yağı mı var bunun içinde? Hayır. Tereyağı var. Hafif kokoreçimsi de bir şey baharattan dolayı mı acaba? Şöyle bunun içerisinde yok, tuz var. Başka hiçbir baharatımız yok. Orman kebabı. Hayır. Bu değirmen kebabı. İşletmemizin de ve Bolu'nun ürünleriyle yaptığımız bir kebap. Çok altın, güzel gözüküyor bu arada. Evet. Altında bizim agriye cinsi, sarı cinsi sadece Bolu'da yetişen bir patates türü olan agriye patatesiyle yaptığımız süzme yoğurt, defne yapraklarıyla tatlandırdığımız bir domates sosumuz ve Bolu'nun tereyağı, Bolu'nun etiyle birleşen bir değirmen kebabı. Çökertmeye benziyor biraz. Bolu'ya gelmişken bir ismi anmadan olmaz. Az önce arka planda konuştuk. Evet. Kim o isim? Sayın İzzet Baysal rahmetli. Ben Edis diyecektim. Siz bir anda konuyu değiştirdiniz tabii ki. Rahmetli İzzet Baysal'dan hala şaka yapabiliyor. Bahsetmeden geçemeyiz. Siz bir Bolu'lu olarak İzzet Baysal'ı nasıl bilirdiniz? Bizim babamız çok saygı duyarız. Rahmetli anıyoruz. Biz de rahmetli anıyoruz. Ve zaten biz de buradan nereye gidiyorduk? Çok alakasız. İzzet Baysal meydanına mı? Ben Abant Gölü'nü İzzet Baysal'ın zannedebilir miyim? Öyle olabilir. Bir intiba var mı? Olabilir. Gelmiş miydiniz Bolu'ya önceden? Bolu'ya daha önce... Ben Bolu'yu bugün ilk defa duydum. İlk defa duydum. Şaka yaptım. Bu çökertmeydi. Değirmen kebabı. Değirmen de. Değirmen çok lezzetli. İçinde hafif sarımsak da var. Evet. Çok hafif sarımsak diyor. Seni bozmaz mı ya? Beni bozmaz. Bu da bizim yöreselimiz olan keşli cevizli tereyağlı etli mantımız. Çok güzel gözüküyor. Ben direkt bundan yemek istiyorum ya. Ama Mesut Bey'e de ayıp olmasın? Ona da vereceğim zaten şimdi. Olur mu hiç Mesut Bey? Doğru. Mesela bunun fiyatı ne kadar? 65 lira. Porsiyon mantımızın fiyatı. Bana vereceğim mi İmren kolonyası mı için? Bu yaprak sarması. O yaprak sarmamız. Hocam bu arada sunumlarınız çok güzel. Kafkas mutfağına çok benziyor ama. Bolu mutfağı olduğu için. Bolu mutfağı biz kendimize göre bir mutfağız. Evet Bolu mutfağıyız. Hocam hiçbir ithamı kabul etmiyorsun. Ben tamam. Patron şundan hemen bir tane al. Bunu dinlemek isterim. Kiremitte galiba bu. Evet kiremitte. Yaprak sarmamız. Kiremitte yaprak sarması. Normal yaprak sarmadan farkı hocam. Büyük ihtimal fiyat farkı vardır. Şöyle. Yok fiyatlarımızda onun da fiyatı porsiyon fiyatı 65 lira. Sarmamızın fiyatı da
65 lira. Seben yöremize ait bir yaprakla yapılıyor. Et oranı pirinç oranından fazla bir yaprak sarması. Çok güzel. Dinlendirilmiş ve pişim süresi yaklaşık 3,5 saati buluyor. Kiremitli mantar. Hocam 65 lira kalkar giderim artık vallahi. Kiremitli bileyim. Mantarımızın fiyatı Fahri Bey 55 lira. 55 lira. Bir şey söylemem lazım. Oh, bu benim korktum bir anda. Bu sarma bugüne kadar yediğim ilk defa yani evdekinden ayırt edemediğim tek sarma bu. Afiyet yemin olsun. Yemin ediyorum. Bunu da benim gibi bir dangozdan ilk defa duyabilirsiniz. Fahri Bey'e bir yanaşabilir misiniz? Fahri Knight. Fahri Bey şu an sizlere bir sunum yapıyor. Bu sunum kemik sulu dana kavurmamız. Oy. 8 saat fırında pişen bir lokum kıvamında dana etimizdir bu. İlik suları ve kemik suyuyla pişirilir. İlik mi? İlik mi? Bana Zlatay'ı hatırlattı. Çok güzel gözüküyor. Hocam bu patates kızartması bunu McDonald's'tan söyledik galiba. Hayır bu da Bolu'ya ait. Yine değirmen kebabında yediğiniz agriye cinsi patatesimizdir bu da. Bu da tereyağı. Onun yanındaki yoğurda banarak mı yiyoruz? Banarak bu yiyoruz. Bu yoğurtla patatesin buluşma sevdası. Anneannelerimizin, babaannelerimizin evinde bunu görürdük mesela işte patatesi. Ev patatesini yoğurda banardık. Lezzetli evet. Gelirdi. Ama bunların böyle restoran menülerine girmiş halini ilk defa görüyorum. Aynen öyle. Onu da biz soktuk. İlk defa bir sokak lezzetleri videosunda yemek yiyorum. Şu an öğün ilk defa yiyorum. Yemek yiyorum yani. Lütfen yorumunuzu istiyorum. Dana kavurmamızın suyuna birazcık ekmek banın. Dana kavurma da normalde bir ağızda bir koku bırakır. Ya ben şu an sadece yalandan kendimden ödün vermemek için şaka düşünüyorum falan da acaba böyle sükunetle yemeği kavurmayla yesem bu kez olur mu? Kavurmayla ilgili de şaka yapma şaka yani. Şaka yapmasın. Az önce mu? Fahri abiye Fahri Knight dedin ya. Olur o bir tane ağzımda. Şimdi şu ekmekten birazcık suyuna banabilir misiniz? Kavurmanın kendi ekmeğinden bansam. Olur o da olur, güzel olur. Banık da var. Her yemekte şimdi yaş 35 olunca bir Ramazan vibe'ı var. O tat var, o hava var. Mercan'ın restorana kız arkadaşımla geldim. İyi bir yemek yedim. Gideceğim alkolümü başka yerde içeceğim. İki kişi şurada bu masayı kurduğumuzda takribi aşağı yukarı ne kadar buradan ayrılıyorlar? Şöyle 250 lira ile 200 lira, 250 lira bandında yiyebilirler. Tabii yiyecekleri ürünlere göre değişir. Bonfilemizden tavuk ürünlerimiz de var tabii. Ama biz masamızda tavuk ürünlerini sergilemedik. 150, 200 lira, 250 lira, 300 lira hocam, bandında. Hocam ya 150 ya 250 arada 100 lira fark oynuyor. Yani 200 lira diyelim o zaman arada. Pekala. Ben de food court'ta bekleyen çocuğun gibi oldum ya. Hadi esnaf amcalarla konuş da buradan oyun parkına gidelim. Bu adamla o kadar yer gezdik. Patron da şahit, ekip de şahit. Hiçbir yerde bu kadar yemedi. Vallahi iştahla. Çünkü sarma beni yamulttu galiba. Bu bizim evin, bu halamın sarması gibi hissettiriyor bana çünkü. Ya bu arada İstanbul'da çok sarma aradım biliyor musun? Yemin ederim bunu yani kolpadan söylemiyorum. Çok saran yer buldum ama iyisini bulamadım. Bu inanılmazmış. Amir Toç'a biz gidiyoruz artık. Yol sizin. Teşekkür ederim. Abant'a geçiyoruz. Çok nezih bir yer burası. Cıvıtmaktan biraz çekiniyorum. Oksijen çarptı değil mi? Göt oldum. Bir inceden. Nasıl osurdu ama mikrofonda duydun mu Görkem? Kapıda bir patlattı. Abant yaptırır Görkem falan diyor. Görkem kötü bir niyetim yoktu. Bu bir ikincisi. Eğer bir sıkıntım varsa bunu videodan sonra konuşalım. Arkadaşlar şu an... O kadar da değil. Korku evine de girmedik. Vallahi ben o kadar konuşacağım. Saçmalama abartma ya. Ben konuşayım senin ya da tercüme edin. Senin niye sesli konuşasın geldi bir anda? Her şeyi sorgula olur mu? Tamam mı? Temiz İnsan oksijen, değiliz ya. Temiz oksijen acıktırdı. Bu bir ikincisi. Yalan söyle. Kadir Hoca şu an Abant Çamlık restorandayız. Burası Et Mangal diye geçiyor galiba. Uyar oğlu. Değil mi? Neyden başlayacağız? Önünde mezeler var. Onlardan başlayabilirsin istersen. Çoban salatamız var. Bir ondan alalım bir inceden. Ben size bir şey diyeyim mi? Ben yanlışlıkla sadece kızarmış ekmek bal kaymak yapabilirim. Bak ne derim. Çoban salata harbi. Yarım Özkanlı'nın taklidi verdim. Anlaşılıyor muydu? Hocam ana yemekte bizi ne bekliyordu? Izgaran sucuk. Sucuk, köfte. Bizim spesyalimiz Abant kebabı. Abant kebabı. Çamlık kebabı. Restoranımız özel. Bak yedim yine acıktım. Oksijenden mi acaba? Büyük bir ihtimal. Ana yemekler gelebilir hocam. İlk önce köfte ve sucukla başlayalım. Sen sucuk seviyorsun ya. Yok ya. Niye ben mangala gittiğimizde sucuk yaptırıyorsun kendine? Köfteyi de biz yapıyoruz. Dana kuzu karışıktır eti. Dana kuzu karışık. Dolu dolu gözüküyor hocam. Hemen bir bakalım. Abi bir konuşabilir miyiz? Bir daha söyler misin? Az önce dedin ya sen sucuk seviyordun. Ben sucuk sevmiyorum. Oğlum et mangala gittiğimizde İstanbul'da. Sen beni başka bir kıvırcıkla mı karıştırıyorsun? Selda Bağcan, Hacı Ahmet Ak. Kuzu dana karışık nasıl oluyor hocam? Kuzu beraber çekiliyor. Yok hayır ayrı ayrı çekiliyor. Biz karıştırıyoruz elle yapıyoruz onu. Makinede yalan değil. Soruların Türkiye distribütörü burası. Ona göre tamam cevap. Güzel soru sorarım hocam. Evet. Şimdi anladım karıştırıyor. Kadir hocam. Ya ölürüm sana be adam be. Sucuğun hikayesi hocam. Sucuk da Bolu yöresine ait bir sucuk. İki tane ünlü marka var. Tüm Türkiye'ye satıyorlar. Onlardan Pepsi'yle. Birinin sucuğu baharatı az ve mide yakmayan bir sucuk. Tahmin etmeye çalışayım mı? Bizim Gözler Kapalı Mukbang Challenge diye bir videomuz var. Deneyim. Bulursam markayı? 5000. Bakalım. Tamam. Herkes senin gibi olsa keşke be adam be. Patatese bir sevda var Bolu'da. Bir dakika dur.
Apikoğlu. Alakası yok. Baş harfini tutturdun ama gerisi yok. Andropoz Netflix'e yeni oynuyor. Maalesef. Aktaş sucuk. Sucuk. Sucuk çok. Yok, vermemişiz gibi bakıyorsun. İnsanlar yanlış anlayacak çünkü. Bunu bir amcamız köylerden topluyor. Yoğurt mu bu? Kaymak. Bir amcamız köylerden topluyor, her cuma getiriyor, dağıtıyor. Topluyor derken abi köyden? Köylerden topluyor, kaymağı. Ha, insanlardan alıyor. Ben de böyle kaymak dalı falan var sandım abantta. Normalde kahvaltıda kullandığımız bir şey ya, yemeğin yanında da kaymak tercih ediliyor mu? Yemeğin yanında değil ama öncesinde bal, tereyağı ve kaymak tercih ediliyor, hazırlık. Yok, oradan bir yere geçecek mi muhabbet, onu kontrol altına almaya çalışıyorum gözlerimle. Kaymak yediğimde kaymakla eliyle espri yapmayacağım, merak etme yani. Burada hocam Atatürk'ün bir vesikalığı mı oldu? Evet, evet. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Sorar mısın niye fısırdı? Pera'da Franco diye bir vesikalıkçı, bir fotoğrafçıdan çekilmiş bir fotoğraf mı? Doğrudur. Aa, kim getirdi? Işık 20 senedir burada hediye geldi. İnanılmaz bir şey. Hadi taş kağıt makas bizim olsun. Kusura bakma, Atatürk'e taş kağıt makas yapma. Ama duracak burada. Biz de onu saklamak isteriz hocam ya. Yap bir şey be. Diğerlerinden yapabiliriz ama Atatürk'e olmaz. Orada abant, demircilik, ahşap şeyi var, onu istemiyoruz hocam. Silahlar ya. Silahlar var. Tamam, ekmekliye hop güm o zaman. Aa, şu senin eve gider ha. Ejderha gibi var ya. Allah aşkına, kabzasıyla kurye mi döveyim ya? Çok güzel. Aa, bu bir işi hatırlatıyor bana. Kurye murye. Neyi hatırlatıyor? Ha, yeni yazdığım iş, özür dilerim, aklım karıştı. Kebap gelebilir hocam bu arada. Tamam, bakalım. Köftenin porsiyonu ne kadar? Köftenin porsiyonu 130 lira. Normalde porsiyonun yanında pilav, patates, közlenmiş biber, domates de veriyoruz. Ama biz hak edecek kadar adam değiliz belli ki. Burada yorulmayın diye. Daha yok, daha deneyeceksiniz bir sürü şey, yorulmayın diye diğerlerinden koymadık. Sucuk? Sucuk da aynı şekilde, aynı fiyatta. Sucuğu denedin mi kardelen? Burada aslında kar yağdığı zaman geleceksiniz. Bahçede sucuk ekmek, sıcak şarap. O zaman var mı hocam şu an? Var. Ciddi misin? Ne istersiniz? Biraz önce baktığımızı isterseniz açayım size. Merak etmeyin, ben bunu kendi ellerimle bir mere şikayet edeceğim. Taş kağıt makassız yapacağım onu. İkramınız olsun. Ya esnafı ne hale soktun be adam be. Hocam be, özlemişim seni be. Bolu be, bir daha geleceğim. Yoluna yorulma. Bolu beyi, gerçek Bolu beyi. Buna güldüm. Fake gülmüş gibi yapacaktım, güldüm. Seni çok seviyorum. Abi diyecek ki. Şuradaki sözü sen okumazsın inşallah diye video sonuna kadar içimden and içiyorum. Okuyacağım. Uzun sürecek çünkü. O zaman galiba Cemal Süreyya'nın sözleri. Onu okumanı ben isteyeceğim abi. Tam sana gidecek bir şey. Dur, senden önce ben okuyayım ya. İki kalp. Biz iki aşık, kafaları karışık. Bir sağa çarptık, bir sola. Sana hakikaten sıcak şarap yaramamış ya. Böyle sıcak şarap. Olacaksan hiç sıcak şarap. Olma yani. Kadir'e de bunu attır. Kadir sadece a**ı sansürleyip oraya başka bir kelime koy. Mesut, niye sen hiçbir şey demiyorsun yine? Köfte çok iyi. Ya şu patatesi karışık. Yemin ederim. Bunlar bizim spesiyelimiz. Abant kebabı. Kaşarlı olan, kaşarsız, pilavlı, yoğurtlu, çamlı kebabımız. Altında köy patatesi var. Bonfile eti, domates sosu ve kaşar eritme yapıyoruz. Az önceki sanki serzenişimizden sonra hani son anda pilav devirin, pilav devirin taba. Hocam abant döneri miydi bu? Pardon. 3-4 tane kaşık alabilir miyiz hocam? Ali biçimin ölümle burun buruna olduğundan da beter bir dönem yani. Ölümün Ali biçime galip geldiği bir dönem. Cepte böyle günlük 30 lira gibi bir ömiye. Spora gidiyor. Yemekleri de bir marketin şarküteri bölümünde yaptırıyor. Spor öncesi ve sonrası. Carrefour ne zaman bir market oldu? Carrefour. Dolu dolu Carrefour diyeceksin. Ulan ama hiçbir yerden para kazanma. Açlıktan öleceğiz kral. Bu her şeyin adını söylüyor böyle şeye. Orada yaptırıyordu yemekleri. Bir tane çocukcağız vardı hani böyle kasada yemekleri yapan. Kendi sesiyle bakmıyordu. Kadın sesiyle sesleniyordu. Sürekli dönüp ona bakıyordu. O gün bugündür bütün garsonlara kadın taklidi yapıyor. Aa hocam ya. Ağlattın ya. Of. Oo, crying. Ben hiç içmiyorum ya. Hiç ya. Çok teşekkür ederim hocam. Hocam ağzına kadar mı dolduracaksınız? Evet, bizde böyle. Porsiyonlarımız kuvvetlidir. Şimdi tabii diğer kanaldaki insanlar o kadar da her şeyi biliyorlar, bunu bilemezler diyorlar ama önce bir şöyle bir distile edeceksin. Tamam. Ki içindeki kükürt böyle bir dağılsın inceden. Sonra Görkemciğim baş ağrısı yapar ha. Görkem, alkol dostun değildir. Artı 18, hamilelerin tüketmesi kat'i suretle tehlikelidir. Tabii bundan önce şunu bir deniyoruz hocam. Bu çok güzel gözüküyor ya. Üstündeki kaşar, eski kaşar. Siz daha iyi bilirsiniz onu. Hocam ama bir şey diyeceğim. Ya tövbe ya Rabbim ya. Aklı adam be. Ya çocuğumla geldim, millet partnerim zannediyor ya. Hmm. Of, yoğurt çok iyi. Süzme yoğurt.
Bolu'ya geldiğimizden beri yediğimiz her şeyde baharatlar falan filan, Adana'ya falan gittiğimizde baharatın, kimyonun bize... Orada daha bir kimlik bir ama yemekte. Heh. Burada mesela o tarz şeyler yok. Mesela yani yoğun tatlar yok. Yani daha böyle lezzetli yani. Mesela şu an et hissedebiliyorum. Tabii o tarz değil. Altında bir tane babaanne usulü patates köy var. Köy patatesi. Evet. Bolu'ya geldiğiniz zaman her yerde patates yersin. Ha, evet. Eriştenin yanına da patates yedik. Evet. Bu usul. Hmm. Evet. Kartof. Bu yaprak ciğeri gibi benzer olan şey neydi hocam? Bonfile. Ben hala yemek yemiyorum. Sizce bu bonfile niye iddialı? Çünkü sadece biz yapıyoruz bunu. Zaman. Abant kebabı. Abant'ta yapılıyor. Köy patatesi de buranın, Bolu'nun patatesi. Et de buranın hayvanı, Bolu'nun hayvanı. Her şey buraya ait. O yüzden. Buradaki hayvancılıktan sofraya. Evet. Yoğurt bu arada dediğim favorim gibi. Favorim yoğurt. Bu saygısızlık gibi bir şey mi bilmiyorum ama vallahi yoğurt yapacak bir şey çok iyi. Benim bir numara köfteydi. Bu hocam, bu efsanevi bir şey yani. Bunun fiyatı ne kadar? Onun fiyatı 180 lira. Bu iddialı bir şey. Bu da mı? Aynı fiyatta ikisi. Elinize sağlık hocam. Başka tatmamız gereken bir şey var mı? Başka isterseniz yaparız. Güzel pirzola hazırlayabiliriz size. Görkem'e bak. Ya ne pirzolası şu an, hadi ya falan. Ben şundan biraz daha alacağım. Ben bayılacağım artık. Hocam mesela İstanbul'a en son ne zaman gittiniz? Vallahi bir iki ay oldu. İstanbul'a geldim, buraya gitmeden geri dönmem dediğiniz bir yer var mı? İstanbul'da okudum. Üsküdar'da yaşadım. O için bir kere birinci sırada Üsküdar. Ama ikincisi de herhalde Beşiktaş'tır karşılıklı. Hocam mekan olarak sormuştum, semt olarak değil. Bakın beni dinlemiyorsunuz. Mekan olarak da herhalde Townhouse'tu sanırım şeyde. Anadolu yakası. Kontenciyiz. Hocam özlemişim ya. Güzel. Hocam inanılmaz bir sofra. Teşekkür ederiz. Yo inanılmaz değil, inandım varmış böyle bir sofra. İstanbul yolunuz düşerse bekleriz. Biz Bolç'u yemeye gidiyoruz. Cemal Süreyya'dan geliyor. İki kalp patron, bu şiir sana gelsin. İki kalp demiş şair. İki kalp arasında en kısa yol. Birbirine uzanmış ve zaman zaman ancak parmak uçlarıyla değebilen iki kol. Merdivenlerin oraya koşuyorum. Beklemek gövde kazanması zamanın. Çok erken gelmişim, seni bulamıyorum. Bir şeyin provası yapılıyor sanki. Kuşlar toplanmışlar, göçüyorlar. Keşke yalnız bunun için sevseydim seni. Onlar umpa lumpalar. Onlar sadece çikolata yapmak için çalışır. Nasıldı kral? Bunu beğendim. Willy Wonka izlediniz mi daha önce? Ya Bolçi'de Willy Wonka esprisi ne alaka? Yapılmaz mı ama tematik olarak? Çikolata yapmaca şakası, golden ticket, şişko çocuk falan. Daha önce sanki hiç Bolçi yemedik ama Bolu'da Bolçici abi diye birisi varmış. Onu duydunuz mu? Neydi onun şeyi? Bolçici gariban çocuk. Kel, 52 yaşında gibi görünen 18 yaşında bir arkadaş. Bolçilerim var. Son iki Bolçi diye çikolata satıyormuş. Onu bulamadık diye buraya geldik. Pekala. Merhaba. Hocam tekrardan merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. İsminiz neydi hocam? Fatih Bey. Şu an Bolu'da son durağımız Bolçi'deyiz. Daha önce Bolçi denemedik. Aynen. Ben sizi denettireyim. Gördüğüm en resmi çikolatacı. Galiba bu çikolatanın iade-i itibarı doğru mudur? Şöyle bakabilirsiniz. Bir hemen bakarız. Ha, hiç masaya geçme. Direkt hemen eve gitmenin derdindesin ya. Aynen. Allah pardon ya. Bak bir Bolçi gitti. Atabiliriz. Teşekkür ederim, sağ olun. Bolçimizin içinde ne var Fatih Hocam? Bu Antep fıstıklı krokanlı ürünümüz. Bizim ismimizi aldığımız çikolata budur. Dışı çikolata kaplıdır. Fındığın, fıstığın, yer fıstığının ya da bademin karamelize olup çikolata kaplı olmasıdır. Uf, bu ne lan? Çok lezzetli. Evet. Bu tamamen özeldir. Zaten çikolatanın her türlüsü bizde güzel. Sadece damak zevkini bulabilmeniz... Ama mesela Bolçi deyince benim aklıma eski İstiklal görsellerinden bunlar geliyor. Orijinal görünüm bu değil mi Bolçi? Hayır. Bunlar Beyoğlu çikolatası. Bunları da biz üretiyoruz. Ha. İstanbul'daki bütün firmalar bizden alıyor zaten. Biz üretiyoruz burada Bolu'da. Bunlar sadece Bolu çikolatası. Bunlar spesiyal. Dolgu spesiyal dediğimiz ürünler. İçerisinde fındık, fıstık, frambuaz, kahvedir. İçinde yer alan ürünlerdir. Bu bitter Bolçi mi hocam? Bu bitter. İsterseniz masada da tattırabilirim. Daha sizin için olur. Bunlar da dolgu spesiyaller. Mesela bu kare, frambuaz, tarçınlı var. Bunlar da daha çok böyle sütlü, fındıklı, yine biter kahveli olanlar var. Ürünlerimiz yine burada. Dereceler de aynı şekilde. Biz de kutu özellikle biraz daha butik çalışıyoruz. Peki Fatih Hocam, normalde restorancılıkta mesela Michelin Yıldızı diye bir statü vardır ya. İşte atıyorum hani yol yaptıran yemek, geçerken uğranan yemek, gerekirse ülke değiştirilen yemek diye. Bunu kesinlikle yemeniz lazım. Nasıl diyeyim, biraz daha Bolu'ya değil de kendi ait tatlılarımız vardı. Bolu'ya özel tatlı sordular arkadaşlar size ait. Bir tane hoş verdim var. Onu yaptıracağım tamam. Size.
farklı. Çikolata olarak istediğiniz her şeyi sattırabilirim size. Sıkıntı yok. Böyle olur. Fındık fıstık severiz. Tamam, fındık fıstık. Bitter sevmeyiz. Tamam. Bitter sevmeyiz hocam. Bitter. Ona göre ben çikolatanın sağlıklısı olmaz olsun ya. Bütün kutular özel, kişiye özel hazır. Hani zevkinize göre var bunda, bizim burada. Her şey var. Drajelerimiz var. Drajeyi sen de sevmezsin. Ben çok severim. O zaman benim şu... babam da portakallı drajeyi çok sever. Ben de çok severim. Sever misin? Portakallı draje verebilirim. Açıkta varsa. O zaman onu da masaya alalım Fatih tamam. Hocam. Cebime koyar, babama götürür. Tamam. Sizin o zaman o güzel tabağınızla tamam, birlikte. Onları yaparız. Hepsinden ben size fındık veriyorum. Ondan ayrılırız. Bitter olmayacak. Beyaz çikolata. Beyaz olur. Olur. Tamam. Beyaz olur. Sebastian'ı deri. O bizim hesabı olsun fındık kreması. O bize ait. O tamamen biz üretiyoruz. Her yerde bulamaya en benzeyen şeyi gidip buluyorsun. Bu çok güzeldi. Ya bunu isteriz ya Kadir Hoca. Bundan isteriz. Bunun fiyatı ne kadar hocam? 85 lira. 400 gram. 400 gram. 2 beka bir inare. Okey güzel tamam ya. Bunu çok güzeldi. Pekala. O zaman hocam masaya geçiyoruz. Tamam siz buyurun. Hocam bu Fatih Hocam. Höşmenim diye geçer. Manda kaymandan yapılır bu. Ama bu sefer harbiden aman Kadir. Takla atıyordu adam gördün mü? Höşmerim ne demek hocam? Ben höşmerim deyince siz bildiğimiz bu sarı peynir helvası var ya markette. Yok ondan sandım. O şekilde değil. Bu kaymakla unun bileşimiyle olan bir şey. Taze manda kaymağı, şekerle üzerine ilave edebilirsiniz. Bu ara sıcak. Hem tatlı hem tuzlu tarzındadır. Baktığınızda zaten anlayacaksınız. Usulü nedir? Üzerine şeker. İsterseniz ilk başta şekersiz bakın. İlave etmek isterseniz ilave edin bence. Ya Kars'ta da böyle bir şey vardı. Bunun adı neydi ya? Hocam höşmerin fiyatı nedir? Abi bu o Kars'taki şeyden. Bunun adı orijinal adı mi ya? Yok ben yedim bunu çocukken de bunun adı ne acaba? 60 lira. Ali Bey. Babama sorsam asla anlamayacak şimdi neden bahsettiğimi ya. Abi bu ne bu ne? Bunun bir adı vardı ya. Bu başka bir şey. Sen niye şekere boğuldun? Şeker biraz daha tatlandırır onu. Güzel olur hem. Ulan 7 yaşıma döndüm. Bu neydi ya? Anlamayacak. Aynısından bunun Kars'ta var reis. Ya da ben geri zekalıyım bakacağız. Kars'ta varsa niye yemedik? Ne bileyim abi. Kars'ta olan her şeyi yedin mi? Alo. Alo. Selamünaleyküm. Aleykümselam oğlum. Kralın Özoğlu sana bir soru sormak için aradım. Şu anda Bolu'dayım. Sokak lezzetleri deniyorum. Videodan videoyu arıyor babasını. Ya yanımda Mavrev. Şuna bir şey desene. O beni her gün arıyor falan desene. Efendim Babişko? Şey mi beni her gün arıyor? Baba bu adam... Ben Mesut beni her gün arıyor de. Bu adam... Evet. Baba bu adam seni en son ne zaman aradı? Beni her gün arıyor. Ulan helal olsun ihtiyar. Babak dedi. Bir şey diyeceğim. Kars'ta biz bir şey yiyorduk. Galiba ya paramız olmadığı için yiyorduk ya da bu bir tatlı. Bir şeyin üstüne reis tatlımsı. Şimdi dokusunu anlatamıyorum. Ekstra toz şeker döküp yiyorduk. Bolu'da onu buldum ama adını bulamıyorum. Bu ne bu? Biz ne yiyorduk Kars'ta? Üstüne evi. Ya baba bu kadar gerizekalı olamam değil mi? Onu sormuyorumdur ya. Ayıp ediyorsun ha. Sen de bize eşek muamelesi yapıyorsun. Burası hangi bir yer anlayamaz. Pudra, nasıl bir şey? Pudra şeker değil. Nasıl biliyor musun yapısı böyle? Dur fotoğrafına WhatsApp'ın var mı? Telegram'dan mı atayım? Ben Telegram'dan mı WhatsApp'tan mı? Tamam atıyorum. Bu ne bana söyle bunu ya. Ya bir sorsana de. Höşmerim diye bir şey var mı yok mu karşısında? Ne? Hasuda. Hasuda kim ya? Yani öyle bir onu tattığın adı o. Şey gibi. Helvamsı bir şey değil mi bu? Evet. Üstüne toz şeker mi döküyorduk? Evet toz şeker döküyorduk. Dur bekle bakacağım şimdi Hasuda mıymış? Hasuda değil ya. Hasuda Sivas yemeği ya. Bu lan bu. Bu. Tamam. Hasuda. Görüşürüz King. Allah razı olsun. Hasuda bu patron ya. O değil mi? Bu. Evet. Buldum. 500 yapan. Çıktı değil mi? Evet. Şu an 750 bin lira kazandık baba. Bölüşeceğiz bunu seninle. Tamam. Hadi görüşürüz. Hesap Badru Bey de. Tamam arayacağım seni. Yok bu benim yediğim bu. Buna benziyor abi ama. Hasuda'nın tadı buna benziyor. Bugün aynı şeyi ben yapsam. İzmit'te bir şeye benzetsem konu 2 dakikada kapanmıştı. Ya baban geçen 17 dakika dinledik babanı. Babamdır oğlum. Babamdır. Demedi bir şey. Babamdır. Dinledik ama neticede. Babamdır. Bitti. Bu Hasuda. Ardından şundan tatsanıza. Oha bol çimi tattırıyorsun ekip arkadaşlarına. Hmm. Çikolatanın mesela 100 gramı ne kadar? Şöyle söyleyeyim. Buradaki bütün ürünün fiyatı değişiyor. Mesela bu 380 liram dökmesi. Bunun 220 lira şurası. Bunun da 285 lira roş. Bizde bütün kategoriler ayrı ayrı oluyor. Hani spesiyallerin Beyoğlu'nun kilosu da ayrı. İstiklal Caddesi'ndeki Beyoğlu çikolatacısı duruyor mu? Evet. Hadi vitrini vardı oranında ya. Şu anda bizim fabrikamızdan çıkıyor. İstanbul'a giden bir ürünler Beyoğlu çikolatasının hepsi bizim fabrikamızdan çıkıyor. Şunu yediğime çok sevindim ya. Ah canım benim. Hayır. Bolçi mi senin adın? Hayır umarım abi. Bir gün bir kız arkadaşın olur da onu Bolçi diye seversin. İnşallah. Umarım. İnşallah. Umarım. Bolçi'nin açılımı ne? Bol çikolatası. Aldık mı son ağzımızı payını? Evet. Peki nereye gidiyoruz? Bolu'dan sonra nereye gidiyoruz patron? Hayır Bolu'dan sonra değil. Yine Bolu'dayız. O çocuğu bulalım Allah için o kel yaşlı çocuğu bulalım. Onu bulacağız. Tamam bulacağım. Söz ver bana. Fatih Hocam çok teşekkür ederiz her şey için. Allah razı olsun. Eyvallah sağ ol. Çikolatalardan tatmıyoruz. Hepsinden tattık patron. Nerede? Videonun içinde. Ben çocukken tatmıştım. Yok. Bir tek şeyi krokanlıyla fıstıklıyı tattık. Ya ben Bolçi'yi çok sevdim. O Roche mesela o da çok güzeldi. Roche mu? Roche çikolata diye geçer. Dökme çikolata çok güzeldi. Roche çok iyi. Roche'a bak. Hadi ya. Abi sen en çok bunu seversin herhalde. Ha. Ben hepsini... Ne o? Kukulata. Neydi şey? Çok geliyor. Denemem gereken şey neydi? Bu. Adı? Roche.
Hadi bana. Ne? Lan, ya bizi affedin. Bunu niyetimiz yoktu ya. Şaka lan bu. Şikayet mücadele etmeyin bize. Ha. Sevgili arkadaşlar, Bolu'da inanılmaz güzel vakitler geçirdik. Son durağımız Bolçi'de. Bunu patlatmaya İstanbul'a dönüyoruz. Eğer bu videoya 170 bin like gelirse... Yine ne yapmayacağız? İzmit'e gidiyoruz. Gel yapacağın bir şey iste. Gel bir değişiklik yapalım. Delikanlı gibi yapacağımız bir şey iste. 170 bin like'a nereye gidiyoruz? Mardin. Artık. Hadi bismillah diyoruz Mardin. Allah sucuk mucuk bilmem ne falan filan hak ettim. Sevgili arkadaşlar, 150 bin like'a artık Mardin'deyiz. 170 yani niye indirim yaptım ya? 170 bin like'a Mardin'deyiz. Minimum 150 bin like'a Mardin'deyiz. Her şeye rağmen gideriz. Ulan beyiz.